Çok teşekkür ederim Murat Bey. Herkese merhabalar. Kardemir adına sizlere sevgi ve saygıyla selam diyorum. Kardemir bildiğiniz üzere Türkiye'nin ilk entegre demir çelik sanayi kuruluşu, aynı zamanda da ilk ağır sanayi kuruluşu. 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla dönemin başbakanı İsmet İnönü'ne atandı ve 1937 yılında da ilk Türk demirini üreten şirket. 1939 yılından 1995 yılına kadar Kardemir bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak, bir kamu kurumu olarak faaliyetlerine devam ediyor. 1995 yılında örnek bir özelleştirme ile %100 halka açık olacak şekilde özelleşiyor ve özellikle 2000'li yıllardan sonra çok ciddi yatırım projelerimiz var. Özellikle 2007 yılında Türkiye'nin tek ray üreticisi unvanına sahip olduğumuz Ray Profil Hattanesi'ni devreye aldık. 2015 yılının sonu, 2016 yılının başında da gene özellikle savunma sanayi, makine imalat, otomotiv gibi çok farklı sektörlere hizmet veren Çubuk ve Kangal Hattanemizi devreye aldık. Son olarak da 2009 yılı içerisinde dünyada sayılı üreticiler arasına girdiğimiz ve raylı sistemler için çok kritik bir parça malzeme olan demiryolu tekerleğini de üretmeye başladık. Evet, sunumda ufak bir sunum geçişinde problem yaşadım, özür diliyorum. Evet, Kardemir'le ilgili çok kısa birkaç cümle söylemem gerekirse ilk Türk demirini üreten şirketiz. Aynı zamanda ray ve profil üretiminde de Türkiye'nin tek milli markasıyız. Kardemir aslında bir şirketler topluluğu. Kendi bünyemizde bize bağlı ve çeşitli ortaklıklara sahip olduğumuz firmalar bulunuyor. Bağlı kuruluşlarımızdan kısaca bahsetmem gerekirse, çelik konstrüksiyon imalatında bulunan ve en son Çanakkale Köprüsü'ne de çeşitli konstrüksiyon parçalar, malzemeler üreten Karçel, Türkiye'nin en büyük döküm fabrikası olan ve yine savunma sanayi için de çeşitli üretimlerde bulunan Kardökmak, ki Kardökmak'la ilgili sunumumun sonunda onunla ilgili de çok kısa bir sunum gerçekleştireceğiz. Kendimize ait bir sigorta şirketimiz olan Kar Sigorta ve Kardemir çok büyük bir sanayi kuruluşu olduğu için kendi enerjisini üretiyor. Bu sebeple en batağında da bir enerji üretim şirketimiz bulunuyor. Aynı zamanda çeşitli iştiraklerimiz de var. Kendi fabrika kampüsümüz bünyesinde bulunan ve çimento üreten Karçimsa, maden ihtiyacımızı, özellikle demir cevheri ihtiyacımızı yerli kaynaklardan kullanmak için kurduğumuz Ermaden, Voestalpin ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ortaklığıyla raylı sistemlerde demiryolu makası imalatı da bulunan Vademsaş, ve aynı zamanda da kendi enerjimizi ürettiğimiz için Türkiye Enerji Piyasaları AŞ'de de bir ortaklığımız bulunmakta. Kardemir'i kısaca tanıtmak gerekirse, Kardemir Türkiye'nin sayılı demir-çelik firmaları arasında yer alıyor. ISO 500 Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları sıralamasında 2018 yılı toplam üretimden net satışlara göre Kardemir 23. sırada bulunuyor. Aynı zamanda kendi sektörümüzde de ağır sanayi kuruluşları, demir çelik sektöründeki firmalar arasında da gene üst sıralarda yer almaktayız. Kardemir'in aslında birbirinden farklı ürünleri var. Bu birbirinden farklı ürünler birbirinden farklı sektörlere hitap ediyor. Özellikle yarı mamul olarak kendi bölgemize sattığımız ve kendi bitmiş ürünlerimizi ürettiğimiz kütük, raylı sistemlerin hani bir şekilde çimentosu harcı olan ray, gene yapı imalatta olmazsa olmaz nervürlü çelik, profil, özellikle savunma sanayi, makine imalat, otomotiv gibi çok farklı sektörlerde kullanılan kangal ve çubuk, gene aynı şekilde makine imalat ve savunma sanayinde kullanılan kalın yuvarlak, bir şekilde yassı muadili olarak adlandırabileceğimiz dar levha veya platina, gene raylı sistemlerde ülkemizin önünü açacak olan çok kritik ekipmanlardan biri demiryolu tekerleği ve maden direği ana ürünlerimiz arasında sayılabilir. Bizim gibi büyük entegre demir çelik tesislerinde şirketlerin büyüklüğü ürettiğimiz sıvı çelikle ölçülmektedir. Kardemir Dünya Çelik Birliği'nin bir dünya şirketi olmak için kritik eşik kabul ettiği 2 milyon ton barajını 2014 yılı itibariyle aşmış bir şirket. 2014 yılından bugüne kadar geldiğimizde şirketimiz kademeli olarak üretimlerini yaklaşık 2 milyon 400 bin ton seviyesine kadar
çıkardı. Son olarak 2019 yılında 2 milyon 300 bin tonluk bir sıvı çelik üretimimiz gerçekleşti. 2023 yılı hedeflerimiz arasında da şirketimizin toplam sıvı çelik üretimini 3,5 milyon ton seviyesine çıkarıp dünyadaki ilk 100 çelik şirketi arasında yer almak geliyor. Aynı şekilde çelik üretimimizi artırırken bunun ete kemiğe bürünmüş hali, yani bizim nihai mahsul dediğimiz müşterilerimizin ve sektörün kullanımına sunduğumuz ürünlerde de kademeli olarak üretimlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Geçen sene itibariyle yaklaşık 2 milyon 200 bin tonluk bir nihai mahsul satışı da gerçekleştirdik. Kardemir büyük bir entegre demir çelik sanayi şirketi olmakla birlikte aslında büyük bir aile. 2019 yılı itibariyle 4100 kişilik büyük bir ailede aslında çalışıyoruz, ülkemize hismet veriyoruz. Tabii Kardemir'in üretimlerini artırması, katma değerli çelikler üretmesi, savunma sanayine ham madde teşkil edecek ürünleri üretmesi aslında çok büyük yatırım projeleriyle gerçekleşti. 2010'lu yıllardan bugüne kadar geldiğimizde aslında 2 milyar dolara yakın bir yatırım harcaması yaptığımızı da buradaki grafikten rahatlıkla görebilirsiniz. Kısaca üretim ünitelerimizi tanıtmak gerekirse biz topraktan aldığımız demir cevheri ve kömürü yüksek fırınlarımızda sıvı ham demir haline getirdikten sonra içerisindeki çeşitli elementlerle oynayarak, yani aslında işin mutfağında hamuru yoğurarak, sonrasında sürekli dökümler ve kontinü haddehane dediğimiz üretim tesislerimizde bu topraktaki katı haldeki malzemeleri sıvılaştırıp sonra da şekil veriyoruz ve müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Kardemir'in sürekli döküm tesislerinde çok farklı ebatlarda ve uluslararası standartlarda kütük üretimi mevcut. Bunun haricinde yıllık 675 bin ton civarında da inşaat demiri üretme kapasitesine sahibiz. Ray ve profil haddanemizde de birbirinden farklı ürünler üretebiliyoruz. İşte ülkemizin özellikle raylı sistemler yatırımında önünü açan ve 72 metre boya kadar üretebildiğimiz demir yolu rayı. Yine aynı şekilde bu rayların kent içi taşımalarda veyahut yüksek hızlı trenlerde kullanılan oluklu rayları, mantarı sertleştirilmiş rayları ulusal ve uluslararası standartlarda üretme kabiliyetine sahibiz. Bunun haricinde özellikle yapılarda, büyük fabrikaların kurulumunda, büyük mega projelerde kullanılan geniş kesitli profilleri de üretme kabiliyetine sahibiz ve bu konuda bölgemizdeki ve Türkiye'deki tek üreticiyiz. Aynı zamanda gene makine imalat ve bir şekilde savunma sanayinde de ham madde teşkil eden yassı muadili platina üretimimiz de hızlı bir şekilde devam ediyor. Gene bunun haricinde ray ve profil haddanemizde köşe bent ve madenlerde kullanılan maden direğini de üretebiliyoruz. Çubuk ve Kangal Haddanemiz 2016 yılında üretime alınan bir tesis. Bu haddanemizde de yıllık yaklaşık 700 bin ton bir üretim kapasitesine sahibiz. İlave yatırımlarla bu kapasite 1 milyon 400 bin tona kadar çıkabiliyor. 5,5 milimetreden 56 milimetreye kadar kangal üretebiliyoruz ki 56 milim üretimiyle Türkiye'deki en kalın kangal üretmekle birlikte dünyada da bu konuda sayılı üreticiler arasındayız. Aynı zamanda ilgi haddaneden 20 ile 100 milim arasında vasıflı çubuk dediğimiz SB2 üretimini ve aynı şekilde yapı sektöründe kullanılan inşaat demirini de üretebiliyoruz. Çubuk ve Kangal Haddanemizde az önce de arz etmiştim, çok farklı sektörlere ham madde girdisi sağlayan ürünler üretiyoruz. Aslında inşaat sektöründen mobilyaya, otomotiv sektöründen savunma sanayine kadar çok farklı sektörlerde kullanılan çelikler burada üretiliyor. Özellikle son dönemlerde bağlantı elemanları, lastik teli, elektrot kaynak teli imalatına uygun çeliklerde de ciddi ürün geliştirme çalışmaları yaptık. Önümüzdeki dönemde de özellikle silahlardaki namlu çelikleriyle ilgili çeşitli yatırım projelerimiz gene bu haddane kapsamında olacak. Son yatırımımız da 2019 yılında devreye aldığımız demir yolu tekeri üretim tesisi. Bu tesis dünyada çok sayılı tesislerden biri. Raylı sistemlerde özellikle vagonlarda ulaşımı sağlayan olmazsa olmaz kritik ekipman demir yolu tekerini bu tesisimizde 2019 yılı itibariyle üretmeye başladık. Şu anda da farklı tekerlek tiplerinde ürün geliştirme çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle ülkemizin raylı sistemlerdeki yolcu ve yük taşımacılığını arttırmada da katkımız olacağını düşünüyoruz bu ürünümüzle birlikte. Bunun haricinde Kardemir tabii hem ulusal hem de uluslararası pazarlara hitap eden bir tesis. O yüzden
Ulusal sertifikalarımız yanında çok önemli uluslararası çeşitli kalite sertifikalarına da sahibiz. Özellikle otomotivde olmazsa olmaz kalite yönetim sistemi ve standardı olan IATF 16949 ve raylı sistemlerde de yine uluslararası bir yönetim sertifikası sistemi olan IRIS kısa adıyla TS 22163'ü de başarıyla geçtiğimiz sene içerisinde sahip olduk ve bu belgelerle birlikte uluslararası pazarlarda da ciddi bir rekabet gücüne eriştik. Şimdi özellikle tabii bu aralarda çok gündemde olan yerli otomotive de Çubuk ve Kangal Hattanemizde üretilen ürünlerimiz de hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu konuda çok ciddi ürün geliştirme çalışmaları yaptık. Çalışmalarımız da devam ediyor. Bugün itibariyle sadece bunu tabii otomotiv olarak düşünmeyelim. Aynı şekilde savunma sanayi, kara taşıtları ve araçlarında da kullanılabilecek bağlantı elemanlarından aktarma ekipmanlarına, süspansiyon yaylarından çok kritik bir ekipman olan bijona, kaynak ekipmanlarından lastik tellerine kadar birçok ürünün ham maddesini de tesisimizde başarıyla ürettik. Burada da ürün geliştirme çalışmalarımız başarıyla devam ediyor. Kardemir olarak tabii 2023 yılında çok ciddi hedeflerimiz var. Hükümetimizin koyduğu hedeflere de paralel olarak biz de Kardemir'i üst seviyelere taşımaya çalışıyoruz. Bu anlamda en büyük hedeflerimizden biri yıllık 3,5 milyon ton çelik üretmek. Bir dijital dönüşüm projemiz var. Tüm süreçlerimizi dijital platforma taşıyoruz. SAP Skill for HANA projemizi inşallah bu sene sonunda devreye alacağız. Otomotiv ve savunma sanayine sektörümüzün ihtiyaç duyduğu çelikleri tedarik etmek en büyük hedeflerimiz arasında. Yine Kardemir'de etkin ve yetkin personelin sürekliliğini sağlamak için Kardemir Akademi'nin kurulması, Kardemir'i mevcuttan daha yeşil hale getirmek ve nihayetinde de Kardemir'i bu yaptığımız çalışmalar sonunda dünyanın ilk 100 çelik şirketi arasına sokmak da arasında yer almasını sağlamak da bizim en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Sunumun bundan sonraki kısmını bağlı iştirakimiz olan ve savunma sanayine de çeşitli parçalar üreten Kar-Dökmak sunumunu yapmak için Ar-Ge yöneticimiz Sait Özçelik'e bırakıyorum. Görüşmek üzere, saygılar. Değerli katılımcılar, ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. Tabii Sayın Müdürümüz Kardemir'in genel durumuyla alakalı bilgileri sizlere aktardı. Kardemir entegre bir tesis olduğu için bu tip entegre tesisler dünya genelinde beraberinde bazı dökümhane ve makine fabrikalarıyla beraber kuruluyor. Kardökmak da bizim bünyemizde fabrikamız kurulduktan sonra faaliyete geçen ve müdürümün en başta, Sayın Müdürümüzün en başta ifade ettiği gibi Türkiye'nin en büyük dökümhaneleri arasında yer alan bir işletme. Tabii Kardökmak dünden bugüne çok büyük gelişmeler gösterdi. Sadece basit bir dökümhane olmaktan ziyade hassas bir şekilde kendi modelini imal edebilen, 5 eksenli CNC altyapısıyla kendi modelini hem ahşaptan hem köpükten imal edebilen, çelik ürünlerde yekpare 100 tona kadar, piksifero ürünlerde de yekpare 45 tona kadar üretim yapabilen bir dökümhane altyapısına ulaştı. Eğer proje bazlı iletişime geçildiği takdirde demir dışı malzemelerde de döküm olanakları söz konusu olabilmekte. Yine bununla beraber ısıl işlem altyapısı söz konusu. Özellikle 3 adet kok gazıyla ısınan, 1 adet de elektrikle ısınan yansıda görülen ebatlardaki fırınlarımız var. Yani 8,5, 8,5, 3, 5,5, 5,5, 5, 3,5, 7, 3,5 metre ebatlarında kok gazıyla ısınan fırınlarımız var. 2, 2, 8 metre ebatlarında elektrikle ısıtılan fırınlarımız var. Bu fırınlarımızda hem döküm sonrası ısıl işlemler hem de su verme haricindeki diğer ısıt işlemlerle alakalı hizmet verilebilmekte. Kardökmak'ın çok kabiliyetli olduğu diğer bir konu ise talaşlı imalat. Talaşlı imalatla alakalı güçlü bir makine altyapısı söz konusu. Bir tane CNC dikey tornası 8 metre çapa ve 4 metre yüksekliğe kadar işleme kabiliyeti olan. 3 tane yine dikey tornası farklı ebatlarda, bir tane CNC yatay tornası 7 metre çaptan 6 metre boya varana kadar bir spektrumda. Bir tane yatay tornası 1300 milimetreden 6000 milimetreye kadar. Yine bir başka yatay tornası 920 milimetreden 6000 milimetreye kadar ve 680-5800 aralığında bir yatay tornası daha mevcut. Bununla beraber CNC delme ve freze tezgahı
11'e 4 ebatlarında. Yine bir başka delme tezgahı XYZ koordinatlarında çalışabilen 8 metre, 4 metre, 1.5 modül. Diğeri 1.6 metre, 16 modül. Ve bir diğeri de 1.5 metre, 20 modül şeklinde. Bunlar tabii Kardiokmak'ın mevcut altyapıları. Burada Kardiokmak'ın kabiliyetlerini görmüş oluyoruz. Tabii Kardiokmak'ın ileriye dönük bir yatırım projeksiyonu da var. Bu yatırım projeksiyonunda bir potafırını, 50 tonluk bir potafırını kurulması ve 50 tonluk da bununla beraber bir viyodik kurulması planlanıyor. Bu kapsamda Kardiokmak, Kardemir'le beraber vasıflı çelik üretimine katkı sağlayacak. Özellikle gemi şaftları, dövülmüş kalın yuvarlak malzemeler, takım çelikleri gibi malzemelerin imalatına katkı sağlamayı planlayan devletimize katma değerli malzeme konusunda katkı sağlayacak firmalarımız arasına girmeyi hedefliyor. İletişim bilgilerimiz sayfamızda görüldüğü şekildedir. Sorularla alakalı buradan iletişime geçilebilir. Ben katılımınız için teşekkür ediyorum.